Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereketi üzerleriniz olsun. Kıymetli takipçilerim, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız hamdolsun, şükürler olsun. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Allah'ıma binlerce şükür Rabbime. Uşak Bozkuş gönderir herkese, bütün takipçilerime kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum kıymetli takipçilerim. Geçtim mutfağa, işin başına. Bugün benim misafirlerim gelecek Uşak'tan arkadaşlar. Gelinimiz gelecek çocuklarla, ondan sonra bizim kız gelecek, teyzem gelecek. Amcamın gelinini çağırdım, Seda'yı çağırdım. Şimdi ben de geçtim mutfağa. Şimdi bizim kızla teyzem, Rümeysa, Mehmet gelecekler arkadaşlar. Öğlen Erdal'ın ikinci sırasında gelecekler. Ben de geçtim mutfağa, çocuklara hem dedim çay pişirin, hem de bir şeyler hazırlayın arkadaşlar. Kendim de sabahleyin Nursel'im çay içerken bir bardak bundan içtim. Kahvaltı yapmadım desem yapmadım arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun kıymetli takipçilerim? Ben şimdi pişi yapacağım, pişi. Ama ilkin biber getirdim. Bu bizim biliyorsunuz Uşak Bozkuş köyümüzün biber yemeği meşhur. Bu sene daha ilk defa bugün şevte yapıyoruz bakalım arkadaşlar. Kıymetli takipçilerim. Ben bunu kettle'da suyumu kaynattım da bugün enerji hiç ısınmadı. Çünkü güneş görmediği için suyu kettle'a koydum. Ondan sonra şuraya koyayım, haşlana koyayım biberim. Biber yemeği yapacağım. Ben bunları öyle yapıyorum arkadaşlar. Akşama ayrı hazırlayacağım. Akşama da geçen seneden difrizden ilavada sarmam vardı. Lahana sarmam vardı diyeceğim arkadaşlar. Lahana sarması pişireceğim. Ondan sonra kuru fasulye ısladım. Tavuk çıkardım dolaptan. Çorba yapacağım. Pilav, salata, ayran, ne, turşu. Allah ne verirse kışkın arkadaşlar. Hamdü senalar olsun Rabbime. Evimizde her şeyimiz var. Yazdan her şeylerimizi koyduk. İnanın hem bu dolabımın üstü buzluk çakalı hem öbür evde difrizim var. Bu difrizim dolu. İnanın kocak yer bulamadım. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Tavada bir şey yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim diye. Valla bu doya tezgah, bakın bu tarafa karanlık düşüyor arkadaşlar. Bu taraf tezgahım serbest ama biraz karanlık düşüyor. Bu tarafa da kap kapadığım bulaşık telim var. Yani nasıl diyeyim, tam leo bomba ters geliyor ama şu tarafa alsam daha iyi olur tripotuma. Burada filan gazımın olduğu taraf, sizlere gösterdiydim arkadaşlar. Fırınımın olduğu yer. Ben tripotumu bu tarafa geçerim. Hem biraz uzak düşüyoruz. Şimdi arkadaşlarım, bir tane yumurtam var. Şöyle bir yemek kaşığı şekerim var. Şekerimle yumurtamı şöyle hafif çırpacağım. Bugün ben bunu duru yapacağım arkadaşlar. Bir bardak yoğurdum var. Taze yoğurdum. Süt dolu, yoğurt dolu arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Ve bir paket de pakmayan var arkadaşlar. Bunları koyacağım şöyle. Ben bunları hepsini beraber çırpacağım. Suyu koymuyor unutmuşum da. Kettle'ıma da suyumu koydum arkadaşlar. Azıcık ısınsa hepsini beraber çırpacağım. Isınan kettle'daki suyumu da alayım arkadaşlar. Birazcık daha koyacağım. Çünkü pakmaya sıcak olmayınca erimiyor arkadaşlar. Tüm malzemelerimi şöyle hafiften iyice çırpacağım. Pakmaya meriyesiye. Sizler neler yapıyorsunuz kıymetli takipçilerim? Gönlü güzel, kalbi güzel takipçilerim. Neler ediyorsunuz, ne işler görüyorsunuz, iyi misiniz? Biz daha bildiğiniz, gördüğünüz gibi uğraşmaya, işine uğraşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Biberim de bir taraftan haşlandı. Haşlanıyor, kaynadı suyum, kıstım altına. Böyle dedim, değişik bir şey olsun arkadaşlar.
Ben bunu kaşığıyla dökeceğim tavanın içine. Çırptıktan sonra biraz bekleteceğim arkadaşlar ben bunu. Çünkü hamurun gelmesi lazım. Azıcık içine rulonun kenarını koyacağım. Duru acı kekten, hani kek hamuru yapıyoruz ya arkadaşlar, ondan azıcık duru olacak. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama kıvamı kaşıktan hafif dökülecek. Ben bunu iyice çırpacağım arkadaşlar. Bayağı bayağı çırpacağım. Şöyle çırpın. Arkadaşlar çırptıkça kabarmaya başladı. Fıska fıska kabardı. Bunu bayağı böyle bir çırpıyoruz arkadaşlar. İyice duruluyoruz. Fıska fıska ağır ağır kabarmaya başladı kıymetli takipçiler. Biber biraz acıyalım. Allah ağzım yüzüm yandı. Şekerinle takmaya karışınca çabuk kabarıyor arkadaşlar. Buna bir de sıcak su yeterdik ya, takmayanı iyice doğrulttum arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman bakın, bir taraftan hem kabarıyor, hamurum çoğaldı arkadaşlar. Akışkan bir kıvam olacak. Kek hamurundan durulacak arkadaşlar şöyle. Ben bunu biraz dinlenmeye koyacağım arkadaşlar. Bu biraz dinlendikten sonra ağır ağır yapmaya başlayacağız. İyice böyle kabarması lazım. Arkadaşlar, hamurun içeri koydum geldim. Biberim haşlandı. Güzel yıkadım, süzdürdüm. Ondan sonra yan yan eriri de soğanlarımı kıydım. Ateşimi koydum şimdi ağır ağır. Niye yakmayacağım? Yağımızı da koyduk. Soğanım pembeleşeceği kadar azıcık kavrulacak arkadaşlar. İnanın beyaz tezgah kullanması kadar zor ki arkadaşlarım. Öbürkü tezgahım bundan iyiydi. Hiç yani temiz kullanırsan çok kullanışlı. Kullanmazsan yandı. Bir sene sonra çöp at. Azıcık soğanlarım kavrulsun. Evet arkadaşlar. Soğanlarımı yan yan eriri büyüdükten sonra şöyle hafif pembeleşendirken salçamızı ilave edeceğiz. Öndenki takipçilerim bilir ama yeni gelen takipçilerim arkadaşlar. Bizim Bozkuş köyümüzün biber yemeği çok meşhurdur. Hele kışın oturmalarda herkesin hemen hemen her yerde olur. Kuru biberi böyle güzel kuruyoruz. Bundan sonra haşladım, büyüdüm, yıkadım, süzdürdüm, ortalandan böldüm. Soğanıma da tencereyi koydum arkadaşlar. Abi taraftan da çay suyunu koydum. Şimdi bizimkiler gelir. Bol salçalı, bol soğanı çok güzel olur arkadaşlar. Bunun soğanları irir olur. İrir duyarız. Şöyle iyice kavrulacak. Soğanın salçalı kavrulduktan sonra şöyle arkadaşlar biberlerimizi ilave ettik. Şöyle bir harmanlayayım. Bir güzel harmanladıktan sonra biraz domates suyu ekleyeceğiz arkadaşlar. 2-3 kaşık kadar. Ve burada doğradım. Sarımsaklarımı. Şimdi böyle kısık ateşte azıcık kavrulacak arkadaşlar. Suyu gerekmiyor. Tenceremizin altını kıstık. Kapağını da kapattık. Ve 10-15 dakika kısık ateşine kavuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuz kabardı. Şöyle bakın. Yeğenim doldu. Bundan sonra dinlen takipçilerim. Biber yemeğim de pişti. Hiç suyu koymadan kavurdum domates suyunu. Bunu alıp gidip kuzenimin kenarına koyacağım. Şimdi ağır ağır pişimizi yapmaya başlayacağız kıymetli takipçilerim. Telefonumu da kayın tripoduma. Kitrama da çayımın suyunu koydum. Çaya bir taraftan çayımı pişirin. Şimdi kara tavamı alayım arkadaşlar. Bir tane tavam mı?
Ben onu dışarıda ocakta pişiriyordum. O güzel kızar diyor. Yapışmıyor. Var bir tane kalın tabanla. Bu birazcık ağır kızar diyor. Arkadaşlarım, Bismillahirrahmanirrahim deyip valla hamurumu iyice kabardı. Bakın şöyle bir karıştıran havasını da fıska fıska kabardı. Bakmayalım arkadaşlar. Bu yüzden başından döksem dökülmez. Kepçeyle döksek daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle büyük büyük yapıyorum arkadaşlar. Küçük küçük uğraşamacı. Elçi gibi gibi. Şöyle yarım kalan yerleri de şöyle küçük küçük döküyoruz. Hüseyin bayağıdır yapmıyorduk. Can istedi herhalde. Sıkı sıkı kabarıyor arkadaşlar. Tepsi verelim. İnşallah oradan görünüyordur arkadaşlar. Görünüyor. Şunun altına bakalım. Pazar ekmeği gibi oldu arkadaşlar. Pazar ekmeği. Yapışmadan çeviriyor arkadaşlar. Yumuşak yumuşak. Olmamış da. Birazcık daha duracakmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Pek güzel kızarıyor. Neyse ben şöyle kızardayım. Ara ara göstereyim sizlere. Evet kıymetli takipçilerim. Pişlerim vurdu. Vallahi hepsini kızartamadım. Şöyle göstereyim. Benim misafirlerim geldi. Birazını kızarttık. Birazını birazdan kızartacağım. Azıcık kaldı hamurum. Onu da biraz sonra kızartacağım arkadaşlar. Soframızı hazırladık da. Dedim ya garnımız açık, ekmek yiyeceğiz. Burada da sofram var arkadaşlar. Rümeysa'm kek yapmış. Bizim de kurabiyelerimiz vardı dünden. Soframızı koyduk. Biber yemeğime de götürdüm. Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl misafirlerim bereketli. Ekmeklerinden, sarmalarından. Gelince azimiz sarma koymuş. Bir poşet. Bulgur almış. Bulgur koymuş taze. Teyzem ip getirmiş. İpinden gelmiş. Soframız hazır. Rümeysa'mızın keki. Ellerine sağlık. Bundan sonra bizim gelin işkembe varmışmış. Dolapta onu getirelim. Şuna da yarım pişireceğiz. Hem de burada tavuğum var. Ondan sonra arkadaşlar. Şöyle ilana sarmamla onları pişireceğim. Ama yemekten sonra pişireceğim. Zeytinlerim burada köşede. Tabaştakinin suyunu bir kere değiştirdim. Daha bir daha değiştirmedim. Şunu da haftada iki kere değiştiriyorum arkadaşlar. Bunun bu fışköyü nasıl? Yağışlı. Yağış var. Benim beydi koyunu gidiyor arkadaşlar. Açık koyunları geldi, rengeleyin diyor. Diyorum, Teyim tatepeye çıkarma yavrum, terlikler dedim sana. Her yakala batıyor. Kodu gitti mi olsun lan koyunla? Yağışlı. Bugün yağmur yağıyor sabahtan beri. Sabahleyin bayağı çiledi. Şimdi de tek tük atıştırıyor. Yağıyor arkadaşlar yağmur. Halim kuşla iniyor. Azıcık onları bulda yatıver daha sen.
Sabah nat veren diyordum. Ben unuttum onları. Acıktı onunla. Burada da yoğurt vardı arkadaşlar. Biraz tazesini yeni çaldım. Bu da acık ekşimiş. Bunu kestiremedim. Ha böyle nurcuk oldu bak. Sıcak diye buraya koydum. Soğuyuversin balkonda da kaldırıveren dolabı diye. Süzdürüyorum arkadaşlar. Bildiğiniz nurcuk güzel oldu. Halin kuşla. Yemi gördük cepsi dindile. Öbür taraftan iniyor ha çadırın üstünden. Kaç. Millet içeride beni bekliyor. Bak taklaşan kuşumuzu bakın. Nereye gitti o? Ha o taklaşıyor arkadaşlar. Bir tane bak şurada kahverengi bu yan doğru geliyor. Maşallah keklik gibi. Ha o da taklaşıyor. Onun tanesi 2 milyarmış arkadaşlar. Geçen benim olan 3 kuşa kaç? 5 milyar vermiş. Taklaşı işte hobi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Belki 40 kadar kuşumuz var. Bunlar daha biraz da yemi gören iniyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Halil'in sevdiği kuş, at. Ondan sonra koyun. Yavru köpek. Onları seve. Tavşan. Su içiyorlar hem yiyorlar. Şimdi arkadaşlar. Kaydım hala işte. İyi sen. Gözükmüyor. Gözükmüyor. Ha. Sevim'in, Sevim'in kıyafetler arkadaşlar. Sevim kıyafet almaya gittiydi. Renkleri güzel. Onlar. Ha renk gömlek çok güzelmiş. Beni göre babamı da Sevim. Bu zaten bana bol da. Aa çok güzelmiş. Mor giyiyorlar. Zaten yabaneli giyiyorsun. Geçen sene daha da böyle. Aynı o yeşilden. Acık yeni güzel de boyu kısa. Ben de acık. Annem almıştı. Pofutuklu. Turuncu. Sevdası var Nur Sevim'de. Evet arkadaşlar misafirlerim geldi. Teyzem gelmiş. Merhaba. Selamun aleyküm hepinize de. Aleyküm selam. Mehmet'imiz gelmiş. Aleyküm aleyküm de. Hatice'nin annesi gelmiş. Aleyküm herkese. Aleyküm selam. Rümeysa'm gelmiş. Rümeysa'mız kapanlama çok güzel oldu ayrıca. Maşallah barikallah. Hala şöyle tükürüyorum. Sevim geldi. Sevim çıkmıyor. Ondan sonra Sevim telefon kabı almış kendine. Eflatun. Dışarı. Kim seni? Erdal. Hatice çıkmayacak dışarı. Daha çıkmıyor ki çıkmayacak sen, benim. İçeri girin Erdal. Demin kapıyı açtırdım. Neyse diye kapat kapat çıkmayacağım ben diyor. Ha şurada da Erdal yatıyor içeride. Hadi bakalım. Merhaba de. Selam söyle Erdal. Sen abim. Sen kimi seviyorsun kızım? Hasan'ı seviyor musun? Hayır hayır ben şimdi Hasan'ı soruyorum. Seni seviyor mu Hasan'a mı diyor? Reyna mı seviyor? Atalay sevmiyor musun? Kim benim arkadaşım? Atalay'ın güzel kızıyım. Hayır sen kız değil. Atalay'ı boş ver. Atalay yok. Atalay yok. Hasan nerede? Hasan sevmiyor mu? Emcür. Ne diyor? Böyle emcir babasının şeysine İzmir ya böyle. He. Emcir. Abin emcir de mi? Hasan diyor emcir amca. He. Hasan. He kızımın İzmir'de duruyor onu diyor. He. Babası böyle İzmir böyle diyor. Sıra emcir diyor. Emcir gitmiş. Şimdi ata babasıyla aynı dilden konuşuyor ya. Emcir gitti. Ben gel hareketlenme şey yapacağım. Hadi gel Nursem. Sofraya gitti kızım kalk be. Vallahi arkadaşlar su çayımız kaynıyor. Buraya da kuru fasulyemizi koyduk. Biber yemeğimiz orada. Pişimize duraya koyduk. Her şeylerimiz gittik. Bizini gelecek. Hadi gel Sevim. Sobanın güzellikleri. Arkadaşlar sıcacık yaktım. Fırın gibi. Çayım kaynıyor. Islak mendili. Islak mendili. Sen çikolata mı sandın kızım? Evet. Birazdan alıversin. Tamam mı sen Halil abinin kalktığını? Ne alsın? Çocuk. Çocuk. Çikolata. Bisküvi, çotos. He? Kız diyor. Basın. Alsın diyorsun. Başka yok tamam mı? Kola yudurttuk. Süt.
Hadi gel kızım be. Anne geç şöyle, geçemiyorum ki. Arkamdan geç. Başla. 1, 2, 3 başladı. Benim kızım bak üst üste giymiş. Bu kimin? Sevim'in eline miydi? Hayır. Kimin bu? Benim. Abanın bu abanın. Kim ördü bunu? Senin. Bu benim. Bunu kim ördü sana? Bunu kim ördü şuna? Bu anneanne. Anneanneydi, güzel örmüş. Sevim'in görmedi yana. Desenin ipini ve dönüver o aylak. Şimdi şu renkten bilmem ne konu ne satılıyormuş, 3 tane aldıydım ben. Yezem böyle renk aldı, sen bilmiyordun mu? Yezem! Sevim'i belden tutturmalı, Gülsün'ün ipinden aldım, galınından aldım. Şimdi o da o gri yoruyor, Sevim'i belden tutturmalı. O acık koyu gri yoruyor, onu Sevim giyeceksin diye evin içlerinden. Bunları çengizi koyacağız artık nasıl olursa. Arkadaşlar biz o kahvaltımızı yaptık, hem öğlen yemeği hem kahvaltı. Şimdi kızlar Nur Sevim'le Nur Meysa mutfakta sofra topluyorlar. Biz de oturuyoruz galaya. Yağmur yağıyor dışarıda. Bir güzel yağış var. Sağnak yağış. Biraz daha Seda İnan Sayı da gelecek. Bizim gelin gelecek. Ben şimdi gidip içtik de kızlar sofraya topladım. Tekrar mutfağa çıkacağım. Kızlar şey içeri girecek. Ben dışarı korktum. Çıkacağım. Kimden korktun sen? Kimden korkuyorsun sen? Aytep. Aytep. Erdal abi öbür Erdal yatıyor. Dışarı çıktı mı? Erdal abi söyledi. Höt dedim Hatice geri geliyor. Nasıl korktun? Erdal abi'den dışarı çıkma dedi değil mi sana? Bir dışarı çıkarsa Erdal abi dışarıda. Yoksa bekliyor. Arkadaşlar bu dinlemiyor kimse ya. Dışarılarda geziyor. Daha ondan yerler doğal gaz oldu. Alışkın değil ya bu dışarılarda. Ya, bizim dişler istemiyor. Hasta oluyor. Hasta oluyor. Hemen şey oldu mu? Bizim dişler istemiyor. Soğuk oluyor. O yüzden. Hadi bak. Herkes bizim beni baksın. Hadi arkadaşlar beni bakın be. Mehmet'in kameraya bak be. Hadi abi gel. Hep beni bakın be. Hadi. Gel be. Mehmet hep bak be. Güzel çocuk aklı diye ben. Geri gel nereye? Beni bakın diye. Buradan gömüyorlar ki senin buradan diyeceğim. Sen şurada de şurada. Hadi gel bakalım koş gel bakalım Hatice'm mi gelecek? Hayır, bunu diyeceğim. Güzel yapıyor. İyi. Çok yakınlaştır mı? Bebele. Ne diyorlar bunu diyeceğim? Süpür görmeyin. Mehmet bak. İnternet gir. Bak. Sen internet gir bak be. Süpürge ayrı. Süpürge şöyle yaymayın. Ağacı değil mi? Bedel oturtmalı. Hayır. Şöyle ağaç gibi değil mi? He. İşte bedel oturtmalı. Çam gibi değil mi? Onu görmeyin. Şöyle çam gibi. Tamam diyeceğim. İşte bedel oturtmalı. Diyor bizim kız. Ha ondan diyor. Ama Denize ben bunu geçen sene bakabilmem için süpür görüneği diye girdim, bu da çıktı. Tamam, o bebeler var da şeylerde örnekler aynı. Şuralar şöyle uzun. Onu üretiliyor, abi üretiliyor. Çıtırıyor. Evet. Ondan basit yağın değil mi? Alıyor. He? Çok iyi bir de onun aradı, bebeleri oturtmalı. Bunun kaç taneydi Deniz? 3 ay yetiyor mu? 3 ay yetiyor ya. Ben 5 yumak aldım, bir yumak daha alacağım ben. O gün her beş. Şey, bak sen giden açık kaldı. Hayır. Atıyor bakta. Şey ya sultan, şu bebelerin çok seviyor bana. Yoksa. Hacı ne o? Ya bu karışık çok karışık. Kızım o hapalle mi? Geçen sene ördüm o burgul yeleklerini. Ayşe yenge geçen. Hesbiyi getir Hatice ben. Hesbiyi getir. Geçen Ayşe yenge bu da torunun örmeyeceğiymiş. Onun bu örneğim çok karışık. Yok be. Ben neyse, şunlar ne yapıyorsun da ne olduğunu yapamıyorsun. Bir de şu arası var ya. Oraları bilemedim ben geçen. Hatta sen beni gösterdin yine bilemedim ben. Oraları çok seviyorum ben onu. Neyse elin alışmıştır galankin değil mi? Ya alışsa da şey oluyor. Kaç tane ördün? Şey diyor. Bu dördüncü mü? Neyse bu ipler diyorlar. Üçünü veriyor diyorlar öyle mi ki ya? Niye alacaksın bu başka? Ben küsüzünü acıdım, kılsızını acıdım. Dezem diye olmaz dedi. Yani örneğini göstermez dedi. Bitlenme değil, bitlenmiyor. Sevim ama dezem. Düşündüğüm zaman da, Sevim ikisindir geyi benim sırtımdakine. Bitin atı diyorlar ya.
Acık sultan tünel yoksa. Yine atmayacaksın ama değil mi aslında? Attım ha ben ya sultan. Sevmeyin ki ben elimde yıkadım. Dur dediler sır sıkı dur. Sefanın üstünü go. Annem şu yanını doğurdum. Anne bak anam. Namazı konuşturma çocuğa. Dön kızım sen ha. Allah kabul etsin kızım. Namazın kıl kızım sen. Kıl namazına. Ya Mehmet'i dön anne. Mehmet'i doğru dön. Doğru kıladı bu yanı dön. Buraya gel, buraya gel. Hem böldüğünüz bizi ha. Tamam. Tamam hadi. Tamam. Yine hiç kapat. Abi gel. O benim. Tamam. Evet, tamam gel Allah. Hadi kıl gel Allah'ım ekber. Ay abla. Annem şimdi almadan gel ama. Benim kızım annesinden kılıyor namazını kıldığı için biliyor. Bu şey edeceğim ben. O senden gelen ipleri de ezeceğim. Belden oturtmalı bağlarına. Başka örneği zayıf düşecek o. Değiştir şey. Geçen sen aldın. Değiştirilmezler galiba. Değiştirmedi. Nur Tafi'yi götürelim bakalım. Ama birini değiştirme. Şöyle. Gerçi birini bilmeyecek mi seni? Ne biliyorsun? Oy bak. Hatta beni iplerdi. Hayır derim ben ya. Sibel derim ben. Götür de yapsın diyor. Sen kendin al be. Kendi abi olsa başını sürecek. Geçen sen aldın. Bizim kız ben yelek birini örmeyeceğim galiba. Tamam. Gitti. Ya bak daha örmedim ki hiç. Dese şöyle. Hadi yemin et. Vallahi örmedim daha hiç. Hayır örersin diyor. Ben yalan söyleme diyorum. Bir yemin et diyor ya. Örmeyeceksin diyor ne ondan. Hayır örmedim daha diye yemin ediyorum. Ya insanın erdi değil de erdi zaten vaktim olmadı da. Böyle bir yere gittiğin zaman insanın canı sıkılır. Ya öyle olursa birine şey örebileceğim bakalım. Ali'ye örebilirsem Ali'ye örebileceğim. Sen o evladın şeyden Hatice'ye de örebileceğin. Belden oturtmuşlar. Öremedim. Örebileceğin. Ha o evladın öptürüyor bizim ağamdan örüyor bari. Sen öremem mi? Sen ya çıkar mısın? Sen gel o yere bir sürete bitireceksin. Ben vallahi hiç onu beğenmedim. Deyze de ondan hiç etmedim. O zaman başka başla kızım. Biz kendi ne beğenmedi? Deyze düdük gibi nereye gelecek? Açılıyor. Hadi hayat tek gelmez. Açılıyor açılıyor. Tek gelmez. Şey mi kıllı plan mı başladıydın? Abi enflasyon sevimi var ya küçücük ya. O zaman bizim kız çöz. Yani torunlar mı korsun yarın ördü sultan? Bu ben sayılacak gidecek. Ya bir de sevmeyin ki şu normal yelek türü gibi. Betli ya Deyze söveter olur mu öyle? Yeleğin kesilmesi. Hayır o süveterde öyle kesilmiyor. O yelek sandım bence ona. Bak süveterde kendi nasıl kesmişti. Hayır ben bizim kız önlerine ördü sen onun kodu. Yarın torunun torbam olur. Sadece bir ömünün ve yakası görünecek. Tamam senin o küçücük yani yarın kendisi bir sokuversin sırtına. Bir şey olmaz değil mi teyze? Teyze bir daha seni görsem ömünü versin. Hadi yiyecek o cengeyi bir şey yok. Öyle sökmüyor, sökülmez zaten o. Hani ben de olur mu diyorum, böyle yelek şeyler gibi kesildi diyorum. Olur olur, yelek tut, yeleği çeviriver. Olur. Olur mu diye söylere. Zaten ön yanı gördük Ali'yi, neyse siz çevirdik, yeleği çeviremez ki. Kıldığı için orada izleri kaldığı için Hasan da üzerinde de büyük namaz var. Bu da rahmetlikle Hacı'da mıydı, Hacı'da mıydı bu namaz var? Hacı'da neden? Hayır, Erdal abim var. Şşt! Meleme gitsin gitsin. Gitme evet. Meleme be. Arkadaşlar ben bugün videoyu bitireceğim. Tekrar başlayacağız akşamüstü. Çünkü çıkıp ufak yemek hazırlamam lazım. Akşam yemeğim misafirlerim var biliyorsunuz. Şimdi yedik ama akşama doğru bir daha yiyeceğiz. Şimdi çıkın yemeklerimi hazırlayın. Bunu bitirin tekrar başlayın arkadaşlar mutfakta videomuza. Bizim sohbet devam edecek. Bugün gelecek benim misafirlerim. Yarına kadar devam edeceğiz. Tabii ben bundan birkaç tane video çıkarmam lazım. Günlük ben ne çekeceğimi şaşırıyorum. Böyle kalabalıklı daha güzel izleniyor videolar arkadaşlar. Bunu bitiren tekrar mutfakta yemek yaparken çekerek kalanla da akşamı devam ederiz. Evet günlük dostlarım. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Cümleten hayırlı, huzurlu akşamlar. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun.